yaptığım iki tane salon vardı. Bir tane bana aitti. O salonu yapmak için de uzun yıllar gece gündüz çalıştım. Büyük emekler sarf ettim. Aynı zamanda Diyarbakır'ın kalan tek yerel sinemasıydı. Onu bugüne kadar kolladım, korudum. Bu Diyarbakır halkının ondan yararlanmasını sağladım. Aynı zamanda öteki sinemaydı, başka sinema diyorlar. Aynı zamanda Diyarbakır'ın tek öteki sinemasıydı. Bölgede hemen buna benzer bir tek sinema, Diyarbakır Şehir Sineması kalmıştı. Bu bakımdan emeklerimle yattığım değerlerin yer altında, yani toprak altında kalması gerçekten de bizi sarstı. Yani psikolojik olarak çok büyük etki, ekonomik olarak büyük etki altına aldı. Ama gidip işte sahiplenme duygusu var bende. Yani çünkü emeğimle yarattığım o değerlere sahiplenme duygusudur. Bu bakımdan gidip geliyorum. Hiç olmazsa işte gördüğünüz gibi o çıkan parçacıklar zaten parçalanmış. Yani hem deprem itibariyle hem de bu dozerlerin çalışmaları gerçekten eşyalara büyük zarar verdi. Bundan da ötürü son kez onları görebilmek ya da hani müzelik olan bir kısım parçalanmamışsa onu yarın öbür gün götürüp Diyarbakır'da sergilenecek bir müzede işte eski Diyarbakır sinemalarının işte malzemelerini sergileme duygusu var bende. Hem duygulanıyorum, hem hani yıllarca yarattığım değerlerin hangi durumda olduğunu üzülüyorum. Bir de son kez görüyorum, bir de psikolojiyle sanki rahatlıyorum gibi işte hani toprak altındadır merak ediyorsun. Sonra işte görünce de şartları ve koşulları ne olursa olsun bir nebze de işte ha gördüm bunu. Küçük film parçalarını aldım, onları hatırla. Fakat o çıkan parçaların çoğu zaten parçalanmış. Yine de içerisinde birkaç tane hatıra olarak bırakmayı düşünüyorum tabii ki. Benim ruhumda sinemacılık var. Çünkü yani sinema mutfağında yetiştiğim için tabii benim şimdi tekrar sinemayı yaratma yani bir sinema salonu açma olanaklarım yok. Ancak işte kurumlar bu konuda yardımcı olursa ve yerel sinemayı da yaşatmak istiyorum. Yani Diyarbakır'da bir yerel sinemanın mutlaka olması gerekiyor. Ama maalesef bu konuda kurumlar, maalesef bu konuda yetkililer ya da kültür ve sanatla ilgili hiçbir sivil toplum örgütü, partiler ilgi göstermiyor. Bu da en üzücü taraflarından bir tarafıdır. Ama ben tekrar sinemanın açılması konusunda çaba sarf ediyorum.